أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın ziyadeleşmesine, ahiret azığımızın mükemmelliğine, çocuklarımızın salahına, kazancımızın bereketine, kalbimizin yumuşamasına, Allah'a dost olma yolunda mesafe kat etmemize Rabbim vesile eylesin. Rabbim dünyada iyi ve şirin gözüküp ahirette rezil olanlardan olmaktan bizi de nesillerimizi de muhafaza eylesin. Rabbim dünyada varlık içerisinde, ahirette darlık içerisinde olanlardan eylemesin. Hem dünyada yüzü gülen, hem de ahirette yüzü gülen bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli dostlarımız, kıymetli kardeşlerimiz, bu güzel mekanda, nezih mekanda, Kur'an yuvası olan arı kovanı gibi sabahtan akşama kadar, gecenin geç saatlerine kadar Kur'an bülbüllerinin vızıltılarıyla nurlanan ve çevreye nur ve bereket saçan böyle bir mekanda zaman zaman siz dostlarımızla toplanıyoruz. Bir araya geldiğimizde yine Kur'an merkezli dertleşiyoruz. İnanıyoruz ki biz nasıl ki bir arabanın çalıştığı sürece yakıta ihtiyacı vardır. Elektrikli arabanın da çalıştığı sürece elektrik için şarja ihtiyacı var. Bu hayatın akışı içerisinde de imanımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek, sırat köprüsünden bizi karşıya geçirecek kadar sağlam onu kılabilmek için sık sık aküye ihtiyaç var, şarja ihtiyaç var veya yakıta ihtiyaç var. Bu yakıt nedir? Elbette yakıtlar içerisinde bu noktada bahsederken yakıtlar içerisinde en müessir olmazsa olmaz dediğimiz bu Kur'an sohbetleridir, Kur'an dersleridir, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin o güzel sözleridir. Neden böyle derseniz ben de size şunu söylerim. Ömer idi bir zamanlar Hazreti Ömer. Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir oldu, Ömer Hazreti Ömer oldu, Ali Hazreti Ali oldu, her birisi birer hazret oldu. Ne ile oldular? Sohbet ile oldular. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin o halkasında Kur'an ayetlerine muhatap oldular, hadis-i şeriflere muhatap oldular, aldıklarını kalplerine ve hayatlarına taşıdılar, yerleştirdiler. Onlar dünyanın en bahtiyar insanları oldu. Sahabi radıyallahu anh anlatırken der ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisinde onu dinlerken sanki başımızın üzerine kuş konmuş gibi dinlerdik. Başın üzerine kuş konan insan azıcık sallarsa kuş kaçar diye böyle pür dikkat durur, kuş kaçmasın diye. Biz de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dinlerken aynen başında kuş olan insanlar gibi dinlerdik. Sizce bu kadar dikkatli dinleyen insanlar dinlediklerini hayatlarına geçirmeleri çok zaman almış mıdır? Almamıştır. İçki ile ilgili, içkinin haramiyeti ile ilgili birden yasak gelmemiştir. Merhale merhale yasak gelmiştir. Üç merhalede bir rivayette içki yasaklanmıştır. Yalnız içki yasaklanmadan önce bugün Avrupa'da durum neyse o zaman Medine'de de durum buydu. Ne demek? Yani şimdi isimlerini zikretsem A dersiniz. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmenin çoğunun evlerinde küp küp içkiler vardı. Küplerle dolu içki vardı, henüz haram kılınmamıştı. Dolayısıyla hayatın bir parçası haline gelmişti içki. Ancak Allah Celle ve Ala Hazretleri İçki ile ilgili son yasak belirten ayet-i kerimeyi gönderdi.
فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ İçki ve kumarda pislik olduğunu ve bundan vazgeçilmesi gerektiğini. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Siz artık buna son demeyecek misiniz, vazgeçmeyecek misiniz? Ayeti kelimesi geldiğinde Hazreti Ömer Efendimiz başta olmak üzere اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا يَا رَبَّنَا Ey Allah'ım tamam bıraktık bu işi, bitti bu iş dedi. Kıymetli dostlar, içkiye muhtela olmuş o toplum ayeti kerime kesin yasaklayınca Medine'nin sokakları her tarafı içki seline dönüştü. Çünkü evlerinde, küplerinde içki olanlar küplerindeki içkiyi boşalttılar. Sürahide olanlar sürahidekini döktüler. Bardakta olanlar bardaktakini döktüler. Medine'de bir bardak içki kalmadı. Niye? Çünkü ayeti kerime nazil oldu. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقَعَ بَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Şeytan içki ve kumar ile aranızda düşmanlık tohumlarını ekmek ister. Namazdan sizi engellemek ister. Allah'ı anmaktan sizi engellemek ister. Vazgeçmeyecek misiniz? Ayeti kerimesi gelir gelmez artık biz vazgeçtik dediler. Bunu bir örnek olsun diye söyledim. Bir başka örnek olarak da şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'de günahın fahişenin aşikare olanından da sakının, gizli olanından da sakının ayeti kerimesinin tefsiri üzerinde deniyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden o toplum aşırı derecede zinaya muptela olmuş bir toplumdu. Karaktersiz olanlar veya karakteri düşük olanlar affedersin kerhane gibi yerlerde bunu aleni olarak yapar, kimseden çekinmezlerdi. Kendini biraz daha onurlu kabul eden insanlar daha saklı, gizli yerlerde bu cinayeti işlerlerdi. Ama öyle bir sistem geldi ki, öyle Kur'an ayetleri geldi ki, zinanın kendisini koyun bir tarafa, zinaya götüren sebepleri de yasakladı. Yaklaşmayın dedi zinaya. Artık toplum birdenbire zinadan el etek çeken, namus konusunda canını ortaya koyabilecek bir noktaya geldi. Neyi paylaşmaya çalışıyorum? Yani sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecma'ini adam eden, sahabi eden, dünyanın en faziletlisi kılan sohbetlerdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sohbet meclislerine kim ne kadar fazla katılmış ise o kadar fazla istifade etmiştir. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, bir buzdolabından bir buz kütüğü çıkardığımızı düşünelim. Bu buz yığını dışarıda kaldığı sürece ne olacaktır? Eriyecektir. Birkaç saat sonra ortada buz diye bir şey kalmayacaktır. Peki bunu eriten nedir? İşte dışarıdaki sıcaktır bunu eriten. Buzu dışarıdaki sıcak erittiği gibi, etkilediği gibi bizim imanımızı, ihlasımızı, Allah'a bağlılığımızı, haram konusundaki hassasiyetimizi eğer aküleri şarj etmezsek, eğer tedbirleri almazsak bu hassasiyetlerimiz erimeye başlar. Erimeye başlayınca ne olur bilir misiniz? Beş vakit namazında camide cemaatle kılma konusunda hassas olan önce cemaatle namaz kılmayı bırakır. Cemaatle namaz kılmaz, evinde ve iş yerinde kılar. Nasıl olsa kılıyorum der. Hassasiyet biraz daha gevşemeye başlayınca bu sefer namazları evinde kılar, iş yerinde kılmaz. Yani akşam kılar, sabah kılar, gündüz meşguldür. Sonra biraz daha erime işi devam ederse evde de namaz kılmamaya başlar. Cumadan cumaya kılmaya başlar. Bu da bir süre erime işi devam ederse ondan sonra cuma işi de teklemeye başlar ama bayramları kaçırmaz. Fakat ne hikmetse bayramlar da sabah namazının müteakiben olduğu için birinde uykuya kalınca batmış gibi yan giderler. Bir de bakarsın ki bayramda kalmamıştır.
Nereden başladık, nereye geldik? Beş vakit namaz camide cemaatle, hassasiyetle kılan insan erimeye başladığı zaman işte bu serüvenleri yaşar. Bir de bakarsanız ki namazda cuma ile bile alakası kalmamış hale gelebilir. Peki böyle bir macera, böyle bir manzara ne demektir? Böyle bir macera, yani beş vakit cemaatle camiye devam ederken cemaati bırakmış, beş vakit namazı kılarken sonra bir kısmını bırakmış, evde kılmış, iş yerinde kılmamış, sonra namazı teklemeye başlamış, sonra cumaya işi bırakmış, sonra cumadan sonra da işte işi bayrama bırakmış, bayramlarda sabah namazı olunca bir uyanmış ki namaz bitmiş derken hiçbir şey kalmamış. Bu yolculuk sizce neyin alametidir? Dinden, imandan uzaklaşmanın alametidir diyebilir miyiz? Cehenneme doğru koşmanın bir alametidir diyebilir miyiz? Bu bir yolculuktur. Bu cehenneme doğru başlayan bir yolculuktur. Nereden? Cennetin ucundan, dibinden cehenneme doğru başlayan bir yolculuktur. Ne demek bu? Yani o haliyle tak ölseydi, tak cennetin içerisinde kendisini bulacaktı. Fakat bu bir geri dönüş yaptı, U dönüşü yaptı. Uzaklaştı, uzaklaştı. Cemaati bıraktı, namazı topallaştırdı. Sonra beş vakit namazı aksattı, cumaya kaldı. Sonra cumayı aksattı. Bakın durmadan uzaklaşıyor. Nereden? Cennetten uzaklaşıyor. Cennetten uzaklaşanın yaklaştığı yer sadece cehennemdir. Rabbim böyle bir kötü akıbetten bizi ve nesillerimizi, bütün müminim diyen kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Gerçekten çok hassas insanlardı bizim insanlarımız. Köylerden gelmişiz, mütedeyyin ailelerden yetişmişiz, annelerimiz, babalarımız. Her birinin güzel güzel hassasiyetleri vardı. Hele hele nenelerimizin, dedelerimizin atadan kalma güzel hassasiyetlerimiz vardı. Artık hassasiyetler yok olmaya başladı. Hassasiyetler yok olmaya başladı. Çok affedersiniz, zehirler panzehir gibi yutulmaya başlandı. Şöyle bir soru, sadece fikir jimnastiği yapmak için söylüyorum. Şimdi gerçekten beş vakit namazını kılan, arkamda camide imamların arkasında cemaatle namazda durup beş vakit namazını cemaatle kılan veya en azından beş vakit namazını efendim kılmakta kusuru olmayan kardeşlerimiz, soruyorum şimdi, bunlardan yüzde kaç tanesi düğününü yaparken dini kriterlere uygun bir düğün yapar? Kadın erkek ayrı olacak, İslam'ın izin vermediği çalgı eğlence olmayacak, kaç tanesi bunu yapabilir? Çok az insan kalmıştır. Nereden nereye geldik? Hassasiyetlerin hepsi bitmiş gibi oldu. Ben bazen anlatırdım, şu anda siz dostlarımla da paylaşmak istiyorum. 74 yılında ben İstanbul'a gelmiştim, Bayrampaşa'ya gelmiştim. 70'li yıllarda bizim köylülerden Almanya'da çalışan birileri vardı. Almanya'dan izine gelirken kendi hanımı ve kızı örtülü bir Alman turist getirdiler. O da onların arkadaşı olmuş. Biz de sizin memlekete gelelim dediler. Hiç unutmuyorum. O Alman kız kot pantolonlu, başı açık. O kadar yani. Gelmişti. Köyün girişi, ki hani bizim köyler dağınık köylerdir. Kasabadan köye giriş den hemen sonra köyde bir haber yayıldı. Falanca kişi gavur mudur, nedir? Köyümüzü gavur mu yapmak istiyor? Nedir bu rezillik? Ayıp değil mi? Utanmaz mı halinden? Bize yakışır mı bu falan? İşte köydeki o mütedeyyin insanların, o esaretle yetişmiş insanların neler söyleyeceğini düşünün. Ne zaman bu? 70'li yılların başında. Peki şimdi onu söyleyenlerin kızları, o Alman'dan çok daha kötüdür. Onu reddedenlerin kendi eşleri, kendi gelinleri, kendi kızları o Alman manzarasından çok daha kötüdür. Peki buna bir erime denir mi, denmez mi? Yani bir takım mukaddes değerlerimizi erittik mi? Erittik. Hatta affınıza sığınarak söyleyeyim. Şu anda biz yeni kuşak olarak söyleyelim. Öyle bir takım noktalar yaşıyoruz ki
gerçeği arkada kalmış. Gerçeğini bize söyleseler biz de o gerçeğe düşman oluruz. Kabuller miyiz? Asla hazmetmeyiz. Diyeceğim, baş tarafa dönüyorum kıymetli dostlar. Biz eğer şarj olmazsak, yakıt takviyesi yapmazsak yolda kalırız. Yolda kalırız, gidemeyiz. Halbuki biz cennete gitmek için yola girdik, yolda kalırız, gidemeyiz. Sırat köprüsünü geçemeyiz. Bu vesileyle biz bir araya geldiğimizde Kur'an'dan, sünnetten sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Kendi toplantılarımızı sohbetle taşlandırmaya çalışıyoruz. Kadınımızın, erkeğimizin sohbete ihtiyacı olduğuna inandığımızdan dolayı, büyüklerimizden de böyle öğrendiğimizden dolayı Cuma sohbetinin dışında da pazar günleri sabah sohbet etmeye çalışıyoruz. Çarşamba günleri bayanlara sohbet etmeye çalışıyoruz. Elbette toplum içerisinde bu sohbeti yapan çok değerli hoca efendiler de var. Ama ben siz kardeşlerimle paylaşırken hayatımızın akışı içerisinde sohbetlerin ayrı bir yeri olması gerektiğini paylaşmak istiyorum. Ve biz kardeşlerim eğer kendi değerlerimizi kaybedersek kendimizi kaybetmiş oluruz. Bir daha söylüyorum. Kendi öz değerlerimizi kaybedersek kendimizi kaybetmiş oluruz. 2-2 daha 4 eder. İslam'dan uzaklaşan cehenneme yaklaşır. Kur'an'dan uzaklaşan ne kadar maddi imkanı çoğalırsa çoğalsın, huzursuzluğu çoğalır, stresi çoğalır, bunalımı çoğalır, dertleri çoğalır, çözümsüz kalır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Es-Sa'idu billah وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim benim zikrimden, benim Kur'an'ımdan yüz çevirirse kesinlikle onun için dünyada dar ve sıkıntılı bir hayat var diyor. Dar ve sıkıntılı bir hayat var diyor. Fakirlik var demiyor. Fakirlik var demiyor. كُلَّنْ نُمِدُّ هَاُولَٰئِ وَهَاُولَٰئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكِ Biz iyilere de kötülere de imkan veririz. Dünya imkanı veririz Mevla buyuruyor. Ancak imkan ayrı şey, huzur ve mutluluk ayrı bir şeydir. Dolayısıyla Allah Celle ve Ala Hazretleri kesin ifadesiyle Kur'an'dan ve zikirden yüz çeviren insana dünyada öyle veya böyle Cenab-ı Hak darlık ve sıkıntı vereceğini ilan ediyor. Tam tersi. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun فَلَنُّحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً buyuruyor. Yani iman etmiş, imanına münasip ameller sergilemiş, ben Allah'a inanıyorum demiş, Allah'a layık kul olmaya çalışmış. Ben peygamberlere inanıyorum, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmaya çalışmış, onun izinden yürümeye çalışmış, onun hadis-i şeriflerini gıda vesilesi kabul etmiş, ibadetiyle, ahlakıyla, tavır ve davranışlarıyla onu muktedâ bir örnek almış insan, salih amel demek, imanıyla bağdaşan amel demektir. Allah'a iman ile bağdaşan, Allah'a layık bir kul olmaktır. Peygamber'e iman ile bağdaşan, Peygamber'e layık bir ümmet olmaktır. Kur'an'a ve Kitabullah'a inanan bir insana layık olan, o kitabın çizdiği çizgiden ve yoldan yürümektir. Dolayısıyla ameli salih dendiği zaman ne anlarız? İmanımızla bağdaşan, imanımızla münasip olan söz, tavır ve davranışların tamamına deniyor. Güzel ameller olmuş oluyor bunlar. Her kim, ister kadın olsun, ister erkek olsun, imanı tamam mı? Tamam. Peki, imanına uygun amelleri de var mı? Haramdan kaçıyor mu? Günahtan kaçıyor mu? Vazifelerini yapıyor mu? İmanının gereklerini yapıyor mu? Tamam. Şimdi Mevla ona çek yazıyor. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Mutlaka buna huzurlu, mutlu bir hayat vereceğiz diyor. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yarın ahirette de dünyada verdiğimiz, dünyada yapmış olduğu amellerin en iyisiyle onu değerlendireceğiz. Bütün amellerini en değerli bazından değerlendireceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi şöyle bir anekdotu paylaşayım sizinle. Bir hoca efendi kardeşimizin annesi yatalak hasta idi.
Hanımı da durmadan hastanelere taşıyordu. O da malül gibiydi. Bir de malül çocuğu vardı, kız çocuğu vardı. Bir adamın evinde 3 tane hasta vardı. Birisi yatalak hasta, öbürü durmadan hastanelere taşınması gereken, öbürü de zihinsel özürlü, elinden tutulması gereken bir hasta. Ne derseniz bu insanın dünya hayatı zindan sayılmaz mı? Aşağı yukarı zindan gibi bir hayat. Yatalak olan annesi vefat ediyor. Yatalak olan annesi vefat edince cenazesine gittik taziye için. Hoca efendi kardeşim, başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Cennette buluşursun dedi. Başladı ağlamaya. Dedi hocam, ben büyük bir dua kapısını kaybettim. Büyük bir dua kapısını kaybettim dedi, ağladı. Şimdi yatalak hasta bir tane de değil, 3 tane bakıma muhtaç hastayı bir kişi bakıyor. Bu insan bir tanesi devreden çıkınca, yani bir tanesi ahirete intikal edince bir derin nefes alır yani. Ben derin nefes almıyorum diyor. Annemi mi kaybettim? Büyük bir dua kapısını kaybettim diyor. Kapandı bana bir dua kapısı diyor. Şimdi annesinin hayatta olmasını stres değil, annesinin ölümünü stres olarak kabul ediyor. Bir değeri kaybettiğini. Dolayısıyla bir mümin insan imanıyla barış içerisinde olan bir insanın imtihan sebebiyle dünyada başına bir takım şeyler gelse, onlar onun hayatını kendisine zindan etmez. Ne der? El hukmu lillah. Karar Allah'ındır. O ne yaparsa doğrusu odur der. Allah'a sırtını dayar. Mevla yaptıysa doğru yaptı. Mevla söylediyse doğru söyledi. Teslim olur. Gönül huzuruyla hayatını sürdürmeye devam eder. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bu girişten sonra, bu ifadelerden sonra okunan iki ayeti kerimeye mana vereyim. Bakalım bu ayeti kerimeler bizim depomuza, yakıt depomuza neler aktarıyor? Efendim, akümüze neler, ne kadar cereyan şarj ediyor? Bir de görelim. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, hafızımızın okuduğu birinci ayeti kerimede, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اَطِيعُ اللّٰهِ Allah'a itaat edin. وَرَسُولَهُ Bir de Peygamberine itaat edin. Yani Allah bir şey dedi mi, artık orada ikileme yok. Allah Celle Celaluhu bir şey söyledi, bunun pazarlığı olmaz. Bunun tartışması olmaz. Bitti, Allah mı dedi? Kaldır ellerini, teslim ol. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyorsa, onu da teslim ol. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ İşittiğiniz halde, duyduğunuz halde, bildiğiniz halde sakın yüz çevirmeyin. Ben biliyorum 5 vakit namaz vardır, kılmıyorum. Yüz çevirdim. Ezanı duyuyorum, kılmadım, yüz çevirdim. Biliyorum açık saçık dolaşmak haramdır, açık saçık dolaşıyorum. Yüz çevirdim. Geçen de nikah kıymak için imam odasında oturuyor. Dediler ki hocam, resmi nikahtan çıkmışlar. Dini nikah kıymak isteyenler var dışarıda. Müsait misin? Dedim, açık saçık mı? Dediler ki hazırlık yapıyor gelmek için. Tamam, gelsinler dedim. Neyse, bir 5 dakika sonra geldiler. Nereden buldular? Bir tane emanet bir şey buldular. Gelin hanımın kafasına koydular. Oturdular. Dedim ki, sizin bu halinizi takdir ettim dedim. Yani imamın yanına nikah kıymak için giderken baş açık gitmeyelim, saygı gösterelim, bir şey bulalım, başımızı örtelim, zaten ireti durduğu belli. Bu sizin saygınızı gösterir, tebrik ederim dedi. Ama bu arada ben size bir soru daha sormak isterim. İmamın huzuruna baş açık çıkmak ayıp oluyor da, Allah'ın huzuruna, bunu yasaklayan Allah'ın huzuruna acaba başörtüsü, baş açık çıkmak ayıp olmaz mı? Benim yanıma başka türlü gelseniz ben size hesaba çekemem ki. Ama Allah beni de hesaba çeker, sizi de hesaba çeker. Bana sorarsanız buradan çıktıktan sonra da başınızı açmayın. Şimdi o kardeşime söylediğimi
siz kardeşlerimle paylaşayım, kendi açımızdan değerlendirelim. Gerçekten benim sizin yanınızda yapmaya utandığım ve yapmadığım bir takım şeyleri siz yokken yapıyorsa, yani sizden utanıyorum, Allah'tan utanmıyorum demektir. Peki öyle mi olmalı? Yoksa her şeyden çok Allah'tan mı utanmalı? Yani içkiyi yasaklayan Allah'tır. Ahmet Hoca, Mehmet Hoca değildir. Ahmet Hoca'nın yanında içki içmem ama efendim tatile gittiğim zaman, Antalya'ya gittiğim zaman içerim. O zaman sen kimden korkuyorsun? Allah'tan mı, başkasından mı korkuyorsun? Bir kardeşimiz gelmişti bana fi tarihinde. Böyle stres içerisinde dedim ki hocam dedi, ben dedi yuvayı dağıtmak istiyorum. Hayırdır dedim. Bu yıllarca oldu yalnız. Dedim ki hayırdır? Ya dedi hocam dedi, benim hanım dedi başörtülü bir kadın dedi. Namazında, niyazında birisiydi. Yalvardı bana, dedi ki biz de bir tatile çıkalım. Olur dedim dedi. Antalya'da bilmem tatil yerinden rezerve yaptık. O zaman Atatürk Havalimanı vardı. Havalimanına gittik, kapıdan içeri girer girmez hanım dedi başörtüsünü indirdi dedi. Hanım, hayırdır? Tatile çıkıyoruz ya dedi. Ben dedi havaalanından dönmek istedim ama dönemedim dedi. Gittik. Gittikten sonra yaşadığı maceraları anlattı. Velhasıl şunu söyleyeceğim. Şimdi yani gerçekten İstanbul'da bulunduğumuz çevrede başörtüsü farz da tatile girerken, Rusya'ya giderken, Çin'e giderken, Antalya'ya giderken uzun başörtüsünün farziyeti değişiyor mu? Haşa, Allah Celle Celal orada başka, burada başka mı? Orada başka talimatı, burada başka talimatı mı var? Yani efendim dosdoğru olmak lazım. Ne diyor ayet-i kerimede? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? İman ve salih amel. Salih ameli nasıl anlayacağız kıymetli dostlar? Allah'a inanan, Allah'a layık kul olacak. Ona layık yapılan ameller salih amellerdir. İmanla örtüşüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanan bir insan, benim peygamberimdir, sultanül enbiyadır diyen insan, onun sünnetini, onun yolunu, onun izini kendisine yol ve iz yapmış olacak. İşte salih amel odur. Rabbim hepimize kamilen nasip eylesin. Bunun dışındakiler eksiklik olur, kusur olur, noksanlık olur. Bu noksanlıkları bir an önce bırakmak lazım. Aslına dönmek lazım. Yani cennette doğru koşmak lazım. Cennetten öteye doğru koşmamak lazım. Hayatımızın akışı içerisinde kıymetli dostlar, şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir bardağı suyun altına koyduğunuz zaman nedir? Boştur. Yavaş yavaş dolar. Ama dolu olan bir bardağı çevirdiğiniz zaman yavaş yavaş ne olur? Boşalır. Biz bardağı doldurma modunda mıyız? Bardağı boşaltma modunda mıyız? Yani gün geçtikçe bizdeki bir takım güzellikler artıyor mu? Bir takım değerler artıyor mu? Yoksa bir takım değerlerin kayıp mı ediyoruz? Bunu görmemiz lazım. Neden görmemiz lazım? Bize başkası acımayacak. Biraz önce merkez vaizimiz Allah razı olsun ne dediler? Ayet-i kerime okudular. Buyurdular ki yarın eşinden kaçacak. Anne evladından kaçacak. Baba evladından kaçacak. Yani biz en yakınlarımızdan, en yakınlarımız bizden kaçacak. Bize bizden başka acıyan olmaz. Bize bizden başka gözyaşı döken olmaz. Dolayısıyla bardak doluyor mu? Boşalıyor mu? Sürahi doluyor mu? Boşalıyor mu? Bunu görmemiz lazım. Özellikle sizi seven bir kardeşiniz olarak, karınızı seven bir kardeşiniz olarak bunu özellikle tavsiye ederim. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Biz işittik dedikleri halde gerçekte işitmemişler gibi olmayın. Biz işittik dedikleri halde işitmemiş gibi olmayın. Yani adam ben işittim diyor ama hayatına hiç yansımamış. Ameline yansımamış, ahlakına yansımamış. Adam diyor ki hocam iflas ettim, bittim, tükendim. Peki kardeşim hayırdır? Yoksa faize, krediye mi bulaştın? Sorma hocam. Peki kardeşim, hani sen 5 vakit namazını kılan bir insansın? Hocam işte, ya hocam yok. Hani sen faize, 5 vakit namazını kılan bir insandır. Faiz hırsızlıktan daha mı az bir günahtır? Faiz zinadan daha az mı bir günahtır? Faiz hangi günahtan daha düşük bir günahtır?
faize devam edenlerle ilgili Allah Celle Celaluhu Allah'a ve Peygamber'e savaş ilan edin demedi mi? Allah'a ve Peygamber'e savaş ilanı manasına gelen faize sen hangi cesaretle, Allah'la savaşa hangi cesaretle efendim girdin ki? Görmek lazım. Bardak boşalıyor mu? Bardak doluyor. Dolayısıyla dolabilmesi için nereye ihtiyaç var? Dinleyeceğiz, kalbimize koyacağız, hayatımıza taşıyacağız, güzelleşeceğiz. İnne şerre devâbbi indallâhi es-sum el-bukm ellezîne lâ ya'kilûn. Mevla kararını veriyor. Mevla buyur ki bakın kullarım. Bazılar var ki kulakları var ama duymazlar gerçeği. Ayeti duymazlar, hadisi duymazlar, ezanı duymazlar, vaazı duymazlar. Her türlü melaneti duyarlar. Dünya hitap eden her türlü zevki duyarlar ama gerçeği duymazlar. Dilleri var her şeyi söyler ama hakkı söylemez. Allah demez, la ilahe illallah demez. Zikretmez, gerçeği söylemez, kelime-i şehadeti getirmez. Aklı var, dünyayı idare edecek aklı var. Ülkeyi idare edecek aklı var. Fabrikayı idare edecek aklı var, insanları idare edecek aklı var ama kendi dinini, kendi imanını idare edecek aklı yoktur. İşte benim nezdimde kulağı olduğu halde sağır olanlar, dili olduğu halde dilsiz olanlar, aklı olduğu halde deli olanlar var ya, varlıklar içerisinde en şerlisi, en kötüsü onlardır diyor. Bundan ne kastediliyor kıymetli kardeşlerim? Yani bir insan kulağı vardır, dili vardır ve aklı vardır ama bunları tam tersine kullanıyor. Ahiretle ilgili, Allah ile ilgili, din ile ilgili değil, tam tersine kullanıyorsa bunu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sağır diyor, dilsiz diyor, akılsız diyor ve benim nezdimde kainatına kadar canlı var, yılandan, cüyanından, akrabinden, ejderhasından hepsini işin içerisine kattığımız zaman bana göre hepsinin bir şerefi var, hepsinin bir değeri var. Arkadaşlar, affınıza sığınarak söylüyorum, kuruda kurtluk yakışır. Domuza domuzluk, kediye kedilik yakışır. Tavuğa tavukluk, horoza da horozluk yakışır. Ama insana gavurluk yakışmaz. İnsana Müslümanlık, insana insanlık yakışır. Eğer insan bu dairenin dışına çıktıysa Mevla buyuruyor ki o zaman ben seni bütün canlıların dışında görüyorum. Bütün canlıların dışında değerlendiriyorum, bana göre öylesin. Allah'a göre öyle olduktan sonra mesele bitmiştir. Soru olarak şöyle bitirmiş olayım kıymetli kardeşlerim. Bu Kur'an hizmetleri, bizim siz dostlarımızla bir araya gelişlerimiz sadece inanın ki bize değil. Bu toplumun manevi sigortasıdır diyoruz. Burada okunan Kur'anlar toplumun manevi sigortasıdır. Çocuklarımız burada bir şeyler öğreniyor, evlerine gidiyor, aileleri değişiyor, arkadaşlarına ulaşıyor, arkadaşları değişiyor. Dolayısıyla şu an itibariyle 2003'te başladığımız bu, Kocatepe'de başladığımız bu kervanda arkadaşlarımızın verdiği bilgilere göre aşağı yukarı Diyanet Camiası'nda 240-250 civarında bizden yetişen yavrumuz şu anda görev yapıyor. Üniversitelerde öğretim görevlileri, milli eğitimde görevliler vardır. Belki bir 10 sene sonra müftülerimiz, vaizlerimiz ve gerçekten bu din hizmetlerini çok güzel yürüten başkanlığımızdaki daire başkanlarımız bizim yetiştirdiğimiz, sizin de emeğiniz geçen gençlerimizden olacak. Biz bunların bu yolda yürümesine vesile olurken maddi olarak koşan ve koşuşturan kardeşlerimizin de Kur'an sohbetleriyle, hadis sohbetleriyle manevi duygularının güçlenmesini, kuvvetlenmesini gerçekten arzu ediyoruz. Bu arzumuzdan dolayıdır ki iki haftada bir sizleri topluyoruz. Topladığımız zaman maksadımız birdir, iki değildir. Nedir? Bu maksadımız, kendi aramızdaki sevgimizi güçlendirelim, kuvvetlendirelim, dini değerlere olan bağlılığımızı daha da artıralım. Sadece talebelerimiz kazanmasın, biz de kazanalım. Biz kazandığımız yerde bizim çocuklarımız da kazanacaktır, bizim eşlerimiz de kazanacaktır. Bu vesileyle Cenab-ı Hak her birinizi, her birimizi bu yolda daim eylesin. Gerçekten veciz konuşmalarıyla bize renk katan Merkez Valimiz, şimdi vali yapalım onu. Merkez Valimize ben teşekkür ediyorum. Valimize teşekkür ediyorum. Şu anekdotla beraber bitireyim. Bizim öğrencilerimizin bir tanesi işte Türkiye Kur'an yarışmalarına katılmıştı. Yalova'ya gitmiştik. Yalova'da işte o Kur'an yarışmalarında
Müftü efendiler de konuştu. Yalova valisi de o yılda konuştu. Şimdi şeyleri okumasalar, yani yazılar yazılmasa, isimleri de, ünvanları da söylenmese, vatandaşa sorulsaydı orada, bu konuşan kimdir? Valiye müftü derlerdi, müftüye vali derlerdi. Birçok toplantıda kaymakamlar konuşma yaptıkları zaman, yani maşallah müftülerden daha güzel konuşma yapıyorlar. Yani böyle değerli insanlarımız vali olmuştur, değerli insanlarımız kaymakam olmuştur. Halbuki Bayrampaşa'da bizim o zamanlar belediye başkanlığına aday olmuş 70'li yıllarda Mustafa Baş abimiz vardı. Böyle çok ince sakalı vardı. Gazi Osman Paşa Camisi'nde namazdan çıkıyor birisi, oradaki cemaatten birisine diyor ki, bu var ya bu diyor, Bayrampaşa'da belediye başkan adayıdır diyor. Şöyle bir bakıyor camiden çıkarken, o cami cemaati diyor ki, olmaz diyor, bundan belediye başkanı olmaz. Belediye başkanı dediğin kadeh kaldırmasını bilecek. Çünkü kaymakamla oturup kalkacak, kaymakamla iş yapacak. Kaymakam kaldırıyor, o kaldırmasa olmaz. Garnizon komutanıyla oturup kalkacak. Öyleyse böyle sakallı adamlar belediye başkanı olmaz. Camideki cemaat böyle söylüyordu. Nereden nereye geldik? Cenab-ı Hak tekrar eski günlere dönmekten muhafaza eylesin. Yüce Rabbim kaymaktan kaydırılmaktan, elde ettiğimiz değerleri elden çıkarmaktan bizleri muhafaza etsin diyorum.